Onunla üstadı bulmuşken uzunca bir süredir sormak istediğimiz, aslında bizim kendi içimizde de konuştuğumuz bir konu. Şu LPG konusu, LPG konusunu konuşuyor olmamız lazım. Bize gelen en çok gelen sorulardan bir e tanesi tabii, de bu. O soruları da ben cevaplıyorum çoğunlukla zaten <laughs> e, biliyorum yani. Bu, bu arada bir kere de altını çizelim. Onunla Usta artık yeniden bir kez daha Otoclub.com.tr web sayfası üzerinden sizden gelen Soru yan, soruların yanıtlamaya başladık. Ee, oraya gelen soruların da zaten yüzde 60'lık 60'lık bölümü hep LPG üzerinde Evet, gördüm. LPG. Dolayısıyla gibi. biz bir LPG işini bir, bir açalım. Ee, otomobil için yararlı mıdır, zararlı mıdır, artıları nedir, eksileri nedir? Hatta Halit Bolkan'dan başlayarak LPG <laughs> ne zaman ilk kullandı? Geçen gün vardı Halit birisi LPG'nin neydi? Ee, ilk ben, ben e, yaptım diyen birisi vardı Türkiye'de yani. falan. yani Ya işte bu bir tane motor geliştiriyormuş ya, daha doğrusu iki ayrı motor. Bir tanesi kare pistonlu, diğeri de işte bir litre benzinle 100 kilometre gidecek falan bir usta. Ee, onun lafı diye ben de gazetelerde ben okudum. Ben öyle gördüm. Dedim ki bilse bilse bunu Halit bilir. LPG'yi yani kim şöyle bu kullanmış? Şöyle bir şey demeye çalışıyorsa, hani Türkiye'de LPG'yi otomobile ilk uygulayan bendim demek istiyorsa bile soru <laughs> işareti hani bir Kullanmıştır, şey kullanmıştır ya. Yani He. bunun ilk kullanımları bir, bir yıllar Piknik yıldır yani. tüpü alıyorlardı, piknik Abi, tüpünü ben. koyup oradan bir boruyla karbüratör nazından içeri veriyorlardı. Ee, sonra motoru çalıştırdıktan sonra açıyorlardı şeyi, gazı gazla gidiyordu benzinik. <laughs> Şalamayı <açar> gibi. <laughs> evet. Ama tabii yani çok iptidayı yani ve sen, çok da tehlikeli yani. Çok tehlikeli. Sen gene piknik tüpü diyorsun. Manisa'da bizim bir arkadaşımız vardı hala. Ee, aynı işi yapıyor. bir Restoranları vardı babasının. Ee, 67 Chevrolet'leri vardı bir tane. Hmm. Bagajın da sanayi tipi. Sanayi tipi 67 Chevrolet'e de tüp takılır mı? Gözünü seveyim ya. O zamanlar takmışlar. İşte yani. Öyle nasıl diyorduk nasıl o var? zamanlar. BMW'ye takmış. Deli misin? BMW'ye LPG mi takılır? Yok bilmem ne. Şimdi artık e, Türkiye LPG'yi en çok kullanan ülkeler arasında Dünyada en yani büyüğü, en fazla yani galiba her, her araca takılıyor. Fakat tabii LPG de zamanda çok gelişti. Sen bir tarihinden baştaki. Başlayayım abi. Şey. Ben, geri kalanı ben halledeceğim ya, nasıl ya, olsa ya, diye. Yani ya, ya. haddini bilen adam pozisyonda. Bir kere hani o ustamızın eğer demeye çalıştığı ilk ben yaptımsa öyle bir dünya yok. Ee, LPG'nin araçlarda ilk uygulamasının başladığı tarih 1935. Almanya ve bir devlet projesi. Ee, Almanya'da o zamanlar tabii... Dünya Savaşı henüz başlamamış ama herifin kafasında varmış demek ki. E Bir de onlar biliyorsun Birinci Dünya Savaşı'dan sonra yıkılmıştı. Paraları gerçekten pul olmuştu. Evet. Ekonomik olarak kötü durumdaydılar. Yükselmeye başlamışlardı ama... istedikleri pozisyonda de henüz. Ee, petrole olan bağımlılıklarını azaltmaya... çalışan bir ülke pozisyonu vardı. Ve o dönemde 1934'te bir proje başlatmışlar. Hani petrole bağımlılığı azaltacak alternatif yakıt peşine düşmüşler. Ve 1935'te Berlin Otomobil Fuarı'nda, doğrusu Berlin Otomobil Fuarı evet öyle diyebiliriz. Alternatif yakıtlı araçlar sergilenmiş. Ve bunun içinde LPG'li araç da var. Sonrasında Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı sırasında LPG araçlarda kullanmaya başlanmış. Ama hani sivil kullanıma bakacak olursak ve hani seri üretim olarak bakacak olursak daha doğrusu 1970'lerde Toyota zaten fabrikasyon olarak LPG sistemini sunmaya başlamış. Yani e, öyle çok yeni bir sistem de değil. Ha gelişmiş sistemlerden bahsedebiliriz bugün için. Birkaç farklı e, adım var LPG'nin sistem olarak kurulumuna baktığında ama yani öyle çok yeni bir sistem değil. E İtalyanlar çok önde. Evet İtalyanlar çok önde. Hollanda Hollanda çok önde özellikle sistem evet. konusundayız. Ama Dünyada en çok otomobilde... LPG kullanan ülke tahmin ediyorum Türkiye. Ee, Güney Kore var. Ondan sonra Polonya var. Ee... Benim bildiğimde Güney Kore bir, Türkiye 2 diye. Ya orada yani öyle o, bir hikaye öyle var. Gibi, öyle gibi. Ama ben ben İtalya var sonra... tabii. BRC çünkü bu konuda biz bir programı evet. yapmıştık. İtalya'da orada da zaten var. Avustralya'daydım işte Avustralya'da İki ay. Var. Orada da çok ciddi bir LPG kullanımı var? İlk 5 zaten bu. Yani baktığın zaman işte Türkiye, Güney Kore, İtalya. Polonya, Avustralya. Ee, o zaman ana konuya gelelim üstadım. Buradaki şey şu. Yani çok bilinmezlik var. Aslında çok bil, bilinmezlik demeyeyim. Çok bilgi kirliliği var. O kadar evet, çok bilgi evet. var ki bilinmezlik de değil o evet. aslında. Çok bilgi var ama hangileri doğru, hangileri yanlış? LPG kullanılır mı, kullanılmaz mı? Neye dikkat etmek gerekir? Hep soru işaretleri dolu bir, bir muamma var orada. Burada işte e, kullanılan LPG tipi, evet. e, işte püskürtme sistemleri, montaj noktaları kaçak yapar mı? Yapmaz mı? Mesela ben e, Berece'nin genel müdür yardımcısı yaptığım toplantıda şey demişti. Yani o LPG tüpünün patlamasının imkan yok. Oysa benim aklımda bir şey vardı. ya yani Arkadan bir kaza olursa bu patlar. Acayip sağlam bir depo. Çok bir sağlam. Merdiven altı değilse. Heh. Şimdi Dolayısıyla buradan adım adım... E, ben o zaman kısa bir iki bilgi daha vereyim. Tamam. Hı hı. Mesela oktanı 110. Yani bizim denizlerden evet, falan çok yüksek. E, dolayısıyla sıkıştırmaya dayanıklı. Aslına bakarsan silindir Yüksek içinde. sıkıştırmalı motorlar için çok ideal. Çok iyi. İdeal. Çok iyi makine. Yani o, o tip makinelerde iyi sonuç verir ama litre bazında baktığında benzinden daha fazla tüketiyorsun. Fakat karbondioksit emisyonu benzinden %15 daha aşağıda. Daha çevreci dolayısıyla. Ama Türkiye'de niye bu kadar yaygın? Çok ucuz. Çok ucuz. Litre olarak daha fazla kullandığın halde evet. Acayip ucuza geliyor. Bu yani, kadar basit yani Litre olarak fazla tükenir. Bazı şikayetler geliyor ki şu kadar litre, şu kadar kilometrede LPG çok fazla bu filan fazla değil. Motorun hacmine göre yüzde yirmi ile yüzde 30 LPG'yi fazla tüketirsen. Benzine göre. Benzine göre ama ucuz olduğu için benzinden ucuza gelir. Yani maliyetten ekonomi. Harcamadan değil maliyetten ekonomi. Bu arada tam olarak ölçmek de pek mümkün değil. Yakıt yani LPG'de işte depodakiler bile basınç. E, yani şey o basınç verdiği basınç basınçla ilgili bir durum. Basınçla ilgili. İçindene evet. İçinde ne kadar kaldığını bilmiyorsun. Basınç azaldıkça çünkü işler değişiyor. Bize mesela e, Türkiye'de bazı fabrikalar biliyorsun LPG'li da satıyor. Evet. Ya zamanda Fiat da yaptı, Dacia da yapıyor vesaire, Honda da yapıyor. Evet. Bunun tam olarak LPG'nin şeyini ölçemiyoruz yakıt tüketimini. Tam yani, veriyi veremiyoruz yani. İşte artık şeyde lamba yandı mı... bir e, Şeyden işte, bakıyorsun bu, Artık doldurdu. ona göre bir daha dolduruyor ne kadar oldu ona göre kaba bir hesap yapıyor. Kaba hesap ama o. yani tam neti vermiyor onu da bilsinler. Yani LPG'de akıl karıştıran aslında herhangi bir sorun yok fakat tabii e, eski teknoloji yeni teknoloji arasında farklılıklar var. E, karbüratörlerin ağırlıklı olduğu yıllarda tabii ki LPG'nin de kullanımı daha iptidaiydi. E, karbüratörün üzerine takılan bir flanşın yanlarından verilen gazla e, karbüratör benzini kesiyordunuz karbüratörden içeri gazı püskürtüyordu. O gazın artık e, püskürtücülerinin meme çaplarının büyüklüğüne göre e, motor çoğunlukla da tam gaza da çıkamıyordu. Çünkü e, tam gaza çıkması için daha büyük meme kullanması gerekiyor. Bu sefer de Düşük devirlerde şehir içinde dur kalklarda çok tükettiği için, eh sonuçta aranan da ekonomi olduğundan e, karbüratörün hava alma deliklerini de kapatıyorlardı, e, kısıyorlardı daha doğrusu. İşte motor 4.000-4.500 e, devirden yukarı çıkamıyor ama oraya kadar da çok ekonomik gidiyordu. Ki şu anda pazarda e, yollarda gördüğümüz otomobillerin birçoğu, LPG dediğimiz otomobillerin birçoğu evet. aslında çok eski model. Evet. Ve karbüratörlü. Karbüratörlü. Evet. Ve bu ve bu bahsettiğimiz araçlar şu an aslında yollarda. Bizim trafikte giderken bir anda gaz kokusu gelir yani. Işte Öyle. Bak o, eski bir otomobil vardır. O, 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 tabi eski karbüratörlüdür çünkü koku alınır yani. Yani en iptidayı uygulamada odur. Ee, ekonomi de tam beklenen kadar değildir tabii onlarda. Nispeten benzin'e göre ekonomiktir ama püskürtmeni motorların teknolojisinden sonra püskürtmeni motorlara bu uygulanmaya başladıktan sonra tabii ki en ekonomik haline geldi. Sonuç olarak emme manifolduna enjektörler için delikler deliniyor. Oraya dört tane enjektör konuyor. Sistem o enjektöre bağlanıyor. Gelen gaz arada bir beyin vardır. Bu ısıtma beyinidir. Gazı ısıtıyor. Daha verimli gazın daha verimli yanabilmesi için. Aynı zamanda gazın geri kaçması veyahut da ileri kaçak yapmasında engelleyen için de onun donanımlar vardır o beyinin. Sıralı otogaz sistemi dedikleri bu mu? Sıralı otogaz sistemi dedikleri bu. Yani enjektörlü, 4 silindir bir enjektörlü motorda 4 tane enjektör vardır. Ona 4 tane de LPG enjektörü ekliyorsunuz, emme manifolduna delik açıyorsunuz. Bir de beyni, bir işletim sistemi beyni vardır. İşletim sistem beyninin de en büyük özelliği aracın kendi beyninin programını kopyalayarak onun üzerinden çalışır. Bu nedenle motorların üzerinde olması gereken ısı hararet müşürü gibi benzer müşürlerden de kabloların arasından Ek beine kablo alınarak o müşürlerin de aynı zamanda lepeginin kendi beyninde e, fonksiyon etmesi e, öngörülür. Bu en çok en çok rastlanan sorunlar da bu işte bağlantı sorunlarıdır. Konuya vakıf olmayan kişilerin yaptığı bağlantılarda bu e, müşürlerden alınan e, beyine çekilen kablolarda yanlışlık olduğu zaman bir sürü sorun yaşanıyor. Doğru düz rahat çalışmıyor, gaz yemiyor veya işte e, kendimi istendiği ya. gibi olmuyor filan falan. falan. E, bunu bir de başka daha e, çeşitleri var. Mesela bazı bazı Peugeot araçlarda veya bazı elektronik çok ileri düzeyde olan araçlarda müşürden kablo çektiğiniz zaman müşür iki tane yere cevap veremiyor ve müşürün kendi kapasitesi yetmediği için de çok büyük sorunlar yaşanabiliyor. Bunlar tabi tecrübe meselesi. Oturmuş firmalar, bu konuyu çözmüş firmalar bunu doğru montaj yapıyorlar veyahutta sorun da varsa onun da çaresini bulmuşlar, düzeltiyorlar. O zaman birinci sorun aslında burada LPG kullanmak isteyen ya da otomobilin LPG'li çevirmek isteyenler için aslında birinci adım doğru montaj doğru ürünü seçebiliyor olmak. Ee, evet. Doğru montaj yapılamadığı ya da doğru ürün Aynen. kullanılamadığı takdirde LPG'den verim almak neredeyse imkansız. İşte bazı ürünlerin beyinleri aracın ürünüyle uyumsuz oluyor dolayısıyla onlara takılamıyor mesela. Bugün bu konuda çok gelişmiş olan mesela Hollanda Prince firması vardır bu konuda çok ciddi çalışan, en ileri teknolojiye çalışan bir firmadır. Onun yanında Tartarini var. Bizim yerli firmalarımız da Atiker'miş, Ermiş, Onlar da ileri düzeye geldiler artık. Eh, bu kadar çok kullanı olunca da tabii ki bunu temin edenler ve tamir edenler de çoğalacak. Pa Pazar ciddi anlamda büyük. Evet, gayet tabii. Pazar büyük. İtalya'dan, e, İtalya İtalya'ya özellikle çalışan tırlar oradaki şeyler hurdalıklardan söküp getirirlerdi sistemleri. Evet. Tırla gelirdi yani öyle hurdalıktan söker getirir satardı tırcı. Ben çok gördüm o hikayeyi. Yani. İlk, i̇lk mesela o ısı beynini burada ürettiler. Onunla uygulamaya başladılar ama döküm çok kötüydü. Yine de eğri büyülü çalışıyordu. Çünkü gazı ısıtmanız lazım. Onun için soğuk motor, lepegeli soğuk motor muhakkak ki benzinle çalıştırılıp ısıtılmalı. Su ısınıp gazı ısıtmalı ki gaz verimli yanabilsin. Ee, direkt olarak LPG ile çalıştırmaya kalkışıldığında motor çok geç çalışır, çok düzensiz çalışır. Ee, en azından ısırana kadar. Tabi ve zor çalışır. Ama zaten gelişmiş sistemlerde de yani eskiden beri ilk çalıştırmayı benzinle yapar. Tabii sistem. otomatik sistemdir. O 50 derece civarına gelince su hususi. kendisi otomatik LPG'ye geçer. Peki e, LPG kullanımı motora zarar verir mi? Şimdi en çok sorulan sorulardan. O ben, biraz soru evet, aslında. o biraz şey geniş ve karışık. Aslında geniş değil ama biraz karışık bir konu. Şimdi benzinde kendi kimyasal yapısında yağ vardır. Benzinli motorlar yanma odasında bulunan piston, birinci sekman ve stoplar üzerine kendiliğinden yanarken de bir yağlama yapar ve bu yağlama onları korur ve ömürlerinin uzun olmasını sağlar. LPG'nin kimyasalında yağ yoktur. Yağ olmadığı için normal benzinli motorlarda sorunsuz çalışabilen başta spoplar olmak üzere bazı donanımlar bu yağsızlıktan dolayı çok kısa sürelerde yıpranır, yanar, aşınır ve sorun yaratır. LPG'nin en büyük sorunu en önce sıvaplar sonra da pistonun ve birinci sekman üzerinedir. Dolayısıyla yağlama yapılamadığı için oradaki aşınma Yapılamadı, çok ciddi tabii. anlamda. Birinci sekman direkt yanma odasına bakar. Oradaki yanmadan artan koku, o yağ kokusuyla beraber kendini korur. Ama bu koku olmayınca bunlar yağsız direkt sıvı sürtünmesiyle çabuk aşınır, çok ısınır ve yanarlar. Ki şu anda da durum bu mu? Yoksa geliştirildi hep öyle, mi? Hep öyle. Hep öyle. Çünkü bu benzinle LPG arasındaki ana bilinen tek farktır. kuru yakıt bile deniyor. Kuru, kuru ya. yakıttır. E o zaman şey aşınma fazlaysa aslında yakıttan elde ettiğin şeyi bir süre sonra motor revizyonu nedeniyle geri ödersin. Geri ödersin gibi Şimdi bir durum söz konusu. O, o, biraz, o da biraz farklı. Şimdi eski model motorlarda çelik spoplar kullanılırdı bu çelik sıvaplı olan motorlarda bu aşınma ve yanma daha uzun kilometreler sonrasında, 80 bin, 100 bin gibi kilometreler sonrasında sorun başlar. Ama yeni model otomobillerde kullanılan hafif alışımlı sıvaplar vardır. O hafif alışımlı sıvaplarda yanma çok daha çabuk oluyor. Yok o magnezyum supapta dayanıyor dediler ama bu magnezyum supap diye bir supap yok. Ben de onu soracaktım. Magnezyum supap diye bir şey milletin öyle. diline dolan. Magnezyum aşağı yukarı bir e, alüminyum türevidir ve e, 600 derecedir erime noktası. Bir motorun içinde 600 derece erime noktası olan bir supap nasıl kullanılabilir? Çok zorlandığınızda 1200 dereceye çıkıyor. E, şey ısı falan yani e, öyle bir şey yok. Hatta ben de merak ettim içinden çıkamadım. Sup sana sordum. Ee, Sübsan'ın müdürü de benim eski yarışçılarımdan zaten. Ee, o Almanya'ya da sordu. Dedi yani böyle bir subap üretilmedi. Yani magnezyumun erimesi 600 derecedir. Dolayısıyla magnezyum subap e, öyle bir subap olmaz. Alışımın Peki satılan ne? Olması. Bu magnezyum subap diye anlatılan ne? Bilen var mı? Daha değişik bir alışım. Alışım. belki Hafif, alışımın daha içinde belki magnezyum vardır. Ee, yani olamaz. Ya çeliğin içinde yani. magnezyumun ne işi var? yondur magnezyum. Bilmiyorum ki abi. Evet, Süspansiyon orada. sistemlerinde kullanılıyor Hı. ya bazen. Yani, yani, evet. Oradan da biliyorlar ki yani. magnezyum yanıcı bir malzemedir ya normalde. Evet, Ve sönmez yana. de merkez. Ha, bir de o var değil mi? Tabii evet, evet. mi? VRC'lerde eskiden jantlarda falan kullanıyorlardı. Yandı mı söndüremiyorsun bir daha. Yani. Hatta bak Döşova'nın ilk geliştirildiği dönemde aksını magnezyumdan yapmışlar adamlar. Hafif olsun diye. İlk testleri de Afrika testleri yani çölde hmm. falan yaparken iki tanesi yanmış zaten. Bırakmışlar evet, Yani. yani. <laughs> Türkiye'de vardır ya hani bir şey, bir isim uydur, nasıl olsa kimsenin olduğunu. Daha ince yapıda, daha ince yapıda, daha yani çevirilmişe karıştırılmış bazı alıştırmalarla daha hafiflemiş olan subaplar kullanılıyor. Bu subaplar daha çabuk yanıyor. Şimdi bu subap yanma konusunun giderilmesi için bazı çözümler üretildi. Ee, valve Care dediğimiz valve e, swap, e, koruma e, sistemleri var. Ben Prince'den biliyorum mesela. Prince'de de bu e, ayrıyeten ek bir ücretle satılıyor. Buna işte sıbap, e, yağ dolduruyoruz. Sıbabı yağlıyor. Yağlandığı için subap yanmıyor diyorlar. Fakat e, konu o değil. Bir kimyasal püskürtülüyor e, yanma odasına fakat bu kimyasal Yağlama değil, subap subap yuvaları ve yanmaya yatkın olan yerlere bir sır olarak kaplama yapıyor. Bu sır kaplamasından sonra subaplar yanamıyor, koruyor yani bu sır kaplaması. Bir bu da motorun çalışma sınıfası. süresince evet, arada bir arada bir bir afife püskürtülerek bu sırın da yenilenmesi sağlanıyor ve böylece subapların yanmasının önüne geçiliyor bazı motorlar var o da yetmiyor yanıyorsa işte tek çare subapları normal çelik subapla Değiştirme. değiştirmektir. Değiştirme. O zaman ömrü uzar bile de teyarı varsa zaten problem olmaz. 90'ların ortasında Türkiye'de de üretilen Corolla'larda patlamıştı bu iş ilk. Onlara da takmışlardı LPG. Hepsinin subapları hep subapları işte. gider. Çok meşhur evet. olmuştu o zaman. Japon arabaları ne olmuyor LPG falan diye muhabbetler dönmeye başlamıştı. Tam soracağım sorulardan, Tam soracağım sorulardan bir tanesi o. Her motora uygulanabiliyor mu LPG? Her motora uygulanır. Yani işte Ali sen son dönemde bir önceki programda konuştuk. alüminyum gövdeli motorlar vesaireler var. Burada da uygulanabiliyor mu? Hiç, Hiç alakası yok. Yani alüminyum gövdeli motorun altı emme basma tulumbasıdır. Sekmanı pistonu vardır. Bizim konumuz Pistonun üst kısmında, silindir kapağının iç kısmında olan yanma odasıdır. Bizim konumuz orası. Onun dışında bir birer ne LPG. motor olursa olsun. Peki, e, LPGli arabaların, otomobillerin motorların e, yapması gereken ya bu olmazsa olmaz dediğimiz periyodik bir bakım süreci var mı? Normal periyodiklerin dışında. Ya şuraya dikkat etmezseniz mutlaka problem yaşarsınız dediğimiz Şimdi bir şey var. Kare... İlk çalıştırma benzinle yapılacak. Abi. Evet. Bir kere bu şart. O şart. İlk çalıştırma. benzinle İlk çalıştırma benzinle. kadar. Isınacak. LPG'ye geçecek. Hatta arada bir LPG'yi kapatıp da benzinle de bir süre kullanılsa biraz evvel bahsine ettiğim benzinin içindeki yağlama özelliklerinin yanma odasında dolaşmasını sağlayıp oraları yağlaması sağlanırsa LPG ile çok daha uzun kilometreler yapılabilir. LPG'de en önemli konu bujilerinin özelliğidir. Şimdi subap üzerinde etkisi olan LPG'nin kuruluğu aynı zamanda bujinin de üzerinde. Standart buji kullanıyorsanız standart bujinin elektrodu bu kuruluğa ve ısıya dayanmıyor. Dayanmadığı için de çok çabuk geç ateşleme, tek diyerek ateşleme gibi sorunlar çıkıyor. Son zamanlarda desem, yani yine uzun yıllardır NGK ve Boş sırf LPG için üretilmiş bujiler piyasaya çıkardılar. Bunlar platinyum, iridyum karışımı elektrodu olan herhangi bir kurulukta yanmayan elektroda olup çok yüksek kapasiteli bujiler olarak piyasaya sunuldu. Her markanın motor hacmi ve yapısına göre de silindir içi ısısına göre de normal bujilerde olan ısı numaraları gibi onlarda da da öyle numaralı ısı kademeleri olan bujileri satıyorlar. Peki LPG'li motor yağı LPG'li motor yağı da özeldir, yapışkan ve e, ya özel bir motor yağı var yani aslında. Var, şey. var, var. var. özel e, yağ kullanılıyor fakat bu yağın e, 6 bin kilometre maksimum değiştirilmesi tavsiye ediliyor. 6000 bin kilometre. Evet. Ha. Değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Yanıyor çünkü, çünkü yani problem orada. Sekmanların altından arasından aşağıya gazın kaçması. İşte dediğim gibi. Subaplar üstten subaplıdır çoğu. Subap yağlanırken subap kaydının arasından yağın sızması gibi ufak tefek şeyleri vardır, sorunlar vardır. Ee, bu nedenle e, oralar fazla zarar görmesin diye LPG uygun motor yağları var, kullanılıyor. Ama 6000 km gibi filtreyle beraber değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Peki geldi birkaç tane soru ben de sormak zorundayım. Ee, Dizele LPG uygulayabiliyor muyuz? dizelere pek uygulanmıyor. Dizele CNG uygulanıyor. Doğalgaz yani. Doğalgaz uygulanıyor. Doğalgazda sadece Farkı. sadece CNG çok daha yüksek basınç altında kullanılabilen bir gaz. Yani dizel motorlardaki. Dizel gibi. motorlara uygundur. Yalnız dizel motorlarda tabi sadece kendi başına gaz kullanamazsınız. Mazota karıştırarak kullanmak zorundasınız. Ha, mazotu kullanacaksın. Yani, Tabii bir miktar mazot, bir miktar gaz. Bu ikisi beraber birleşerek çalışır. Bu çok fazla yok zaten şu an pazarda. Yani o, belediye, ya, var. belediye otobüsleri var filan bayağı şey. Biraz evvel dedim Avustralya'da da bütün otobüsler hepsi üstünde yazar hepsi seyircidir hepsi şeydir. Emisyon fazla. Emisyon o çok çok acayip uçuşuyor. Evet. Dönüp dolayısıyla evet. emisyona geliyor işte. Evet. Emisyon evet, evet. Tabi, emisyona geliyor %10 daha az emisyon. Aşağı yukarı. Ne olsa kar aslında bakarsın. Evet, evet. Ne olsa kar. Onun Bir için de maliyet de daha düşük. Teknoloji de çok gelişti. Şimdi mesela direkt püskürtmeli, direkt enjeksiyonlu motorlar var. Direkt enjeksiyonlu motora dışarıdan enjektör takarsanız direkt enjeksiyonun özelliği kaybolur, motor gücü de gider. Şimdi Prince'in de çalıştığı var, başka firmaların da var. Aracı kendi enjektörü, yani kendi benzin enjektörleri ile eee evet. elbici takabiliyorlar. Aa güzelmiş o. Evet. Onu takabiliyorlar, uygulayabiliyorlar. E, gittikçe de gelişiyor. Yani arz, arz ve talep meselesi. Eee LPG bu süreçte daha da artacak. Tabii yani tabii fiyatlar Tabii ciddi anlamda de artacak. Yani, tabii. Gerçi LPG'ye de zam yapıyorlar ama Ama yine de o şeyi yine de kurtar, kurtar, Hala kurtarıyor. kurtarıyor. Hala, hala, hala kurtarıyor. Yani yarın öbür gün ben söyleyeyim artık millet dizelden vazgeçecek. Iı, direkt benzinini alıp LPG kullanacak. Şu an %40 Türkiye'de kullanılıyor. Ee, şakayla karışık. Ama tabii bunun sebebi ne? Türkiye'de otomobillerin yaş ortalaması 16. Evet. Çok yaşlı. Evet. Şimdi düşün 0 km otomobil satın alıyor insanlar. 2 ee, yıl 150 bin, 100 bin kilometre her neyse veya 3 yıl 100 bin kilometre garantisi var. Ellemiyorlar çoğunlukla. O ikinci ele çıktığı zaman alan adam LPG takıyor. Zaten garantiden düşmüş. O eski Mercedes'ler, BMW'ler, Range'ler, BMW'ler... Hepsi, hepsi, hepsi. Alayı şey şu anda... Hepsi. Bak, ne LPC. diyorum, Türkiye'de otomobillerin yaş ortalaması 16 ya. Acayip yaşlı yani. Yani yüzde %40 dediğin zaman tabii ki yüzde %40 LPG kullanım olduğunda da bu oranda da farklı arızalar, içinden çıkılmayan sorunlar da ortaya çıkıyor. Bana çok mektup geliyor o konuda. Onları çözmeye çalışıyoruz ancak tabii tavsiye edilecek ilk şey LPG kullanırken herhangi sorunları varsa motorda önce LPG'yi iptal edip motorun benzinle çalışmasını sağlayıp Benzinle çalışan motorda sorun var mı yok mu? Bir kere onun giderilmesi lazım. Ya gerçek gerçek sorunu bulmak lazım evet. tabii, tabii. Sorun Şimdi, LPG'den mi yoksa motordan ha, mı? Motordaki hava ölçermiş işte efendim, ısı müşürlerimiz şunları bunları LPG'nin kendi beyni anne paylaşarak kullanıyor. Motorun da programını paylaşarak kullandığına göre önce benzinle çalışan aksamlarda bir sorun var mı? beynini de sökmek gerekiyor. Çünkü hiçbir tesisat kablosuna falan LPG beyninden herhangi bir işaret gitmemesi gerekiyor. Motorun standardı 100 beygirdir. 100 beygir bunu görmek lazım. Sorunsuz çalışmalı. Ondan sonra elpici tekrar eklendiğinde sorun varsa artık motorun kendi klasik arızalarından değil, LPG'nin montajı LPG ile ilgili, LPG'nin bağlantısı ile ilgili sorunlara eğilmek. Evet, ayarı ile ilgili. Çünkü bilgisayarlarda da karbon ayarı yapılıyor filan falan. Yani hatta yeni gelişmiş LPG'de de mesela karbüratörleri de LPG uygulandığı zaman motor gücünden kayıp olurdu. Biraz hmm. evvel de bahsettim, hava girişinde kapatırlardı, şu yaparlardı filan. Yani bu kayıp olurdu. Enjeksiyonlarda daha artık güç almak bile mümkün. Biz, Artı güç. Biz bir keresinde ve evet, dinamometre başında programlayarak e, en azından motorun kendi asıl gücünün aynısını bulduk, hatta biraz daha fazlasını da bulduk yani. LPG'nin aslında doğru kullanıldığı, doğru montajı sonrasında otomobile herhangi bir eksisi yok gibi görünüyor. Bir, bir iki tane küçük yani, problem dışında O da işte, doğal hali yani. Belgen evet. işte yağsız bir yakıt olması vesaire. Bunları da hesaplamak lazım ve doğru zamanda doğru ürünleri kullanmak lazım. Filtre montajının öncelikle hangi markaysa o markanın kendi resmi yetkili servisinde montajı yapılması şart. O zaman problemler daha az olur. Çünkü en tecrübeli olan kişiler onlardır. Artık garantisi var vesairesi evet, evet, var. Evet evet evet. Yani. evet evet evet. Onun değiş zamanda değişmesi gereken filtreleri var. Evet. Ee, gaz yollarının filtreleri var. İşte belli bakımları var en çok rastladığımız sorunlardan biri de mesela bu LPG enjektörleri için manifolda delik delinip enjektörler takıldığında sızdırmazlık iyi sağlanamadığı için motor emme manifoldundan hava alıp hava düzensiz o, çalışır. Zaten yani ha Bunları kontrol etmek lazım. Yani LPG'yi devre dışı bıraksanız da o enjektörler üstündeyken ve oradan hava alıyorsa benzinli de de sorunlu aynı çalışacak aynı ve gidebilemeyecektir. Manifold alman lazım. Evet, evet. Yani. Manifold evet, evet. Manifold ya da oranın lastik oninkleri vardır. Manifold'a geçecek. Oralardan hava almamasını sağlamak lazım. Hava almayacak. O zaman sorunsuz çalışır. Ya buna benzer çok daha yan sorunlar da çıkıyor. Mesela sorunların başında, efendim elbici çok yakıyor. İşte devreye geç giriyor veya giremiyor. RPG ile çalışırken teklemeli çalışıyor, bir araştırıyoruz ki mesela elpici beynine motordan su gitmiyor. Su dolaşımı olmuyor. Çünkü bunu koyarken kalorifer hortumlarının arasından ek olarak hortum alınıp bu beyinden su dolaşımı sağlanıyor. Bunu doğru sağlamadığınız zaman elpici beyninin içinden su dolaşımı olmuyor. Bu sefer de elpici ısınmıyor. Isınmadığı için de verimsiz çalışıyor ya da antifriz kullanmıyordur, çamurlaşmıştır. Şey motor suyu çamur gidiyor. O daha ince olan boruları gidip tıkıyor. Oradan su geçmiyor. elpici ısınmıyor. Yani, yani bunun gibi birçok yan sorunlar geldi, çözdük hala da geliyor. Yine daha aynı da, soruları da, da gelir. Daha, daha da gelecektir. Gelir. Videonun başında da söylediğim gibi tüm bu soru ve sorular artık otoclub.com.tr web sitesi üzerinde onun ustamız yanıtlıyor olacak ki daha önce de söylemiştim. Gelen soruların neredeyse yarıdan fazlası LPG üzerine. Evet evet. evet Ama burada çok bilgi kirliliği var. Çok fazla kulaktan evet, dolma evet. bilgi var. Maalesef ki çok fazla merdiven altı montaj var. Kesinlikle. Dolayısıyla bunlar hem sağlığı e, ee, sağlı derken güvenlik anlamında söylüyorum. İnsanların güvenliğini tehdit eden şeyler. E, Asıl olan burada doğru ürüne, doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmak, bakımları doğru yaptırmak, nerede artı, nerede eksi olduğunu biliyor olmak. Biz Öncelikle LPG için özel buji kullanmadan tam verim almak mümkün değil. İkincisi sorun olduğu zaman LPG'yi hemen iptal edip benzinli olan motorun benzinle doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir önemli olan. Benzinde doğru çalışıyor, hiçbir sorunu yoksa ha o zaman elpici arızaları aranır. Önemli olan... Adım adım gitmek gerekiyor. Adım adım tabii her şey adım adımdır. <laughs> Çok pardon bir soru. E, bugüne kadar şeyle karşılaştım üstadım hiç? E, gaz kaçağı, o bir sorun mudur? Gaz kaçağı sorundur tabii. Niye? E, bugün kapalı otoparklarda veyahut da servislerde, yetkili servislerde e, LPG'li araçları kabul etmiyorlar. Niye? Gaz kaçağı olursa e, orada patlama tehlikesi var filan. Aşağı gas çöktüğü için. Evet, LPG çünkü şeyden ağır. Havadan ağır, 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 ağır. ve aşağı çöker. Çöker ağır. ve bekler orada yani ağır. dağılmaz yani da. Yani eğer bir hava akımı yoksa. Çok büyük tehlike. Tehlikelidir. Yani iyi montaj yapılmamışsa gaz kaçağı da olur ama aracın içi de gaz kokarleşik yani. Ağır. Ağır. Kokulu çünkü. Abi zaten yolda giderken bizim için arabanın içine bile evet, geliyorsa evet. düşün yani orayı. Benzin kokusu güzel de o gaz kokusu güzel değil. 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 Benzin kokusu böyle Biliyorsun bir... ama özellikle ekleniyor evet, o özellikle koku. Evet özellikle ekleniyor koku. Normalde gaz kokusuz. Özellikle koku ekleniyor şey ki fark edilsin. özellikle ekleniyor fark ekliyorum. Ekliyorum. Tabii tabii. tabii. E, teşekkür ediyorum. LPG ile ilgili soru ve sorular bundan sonra da önümüzdeki günlerde gelmeye devam edecektir hem videonun altına hem de otoclub.com.tr web sitesindeki onluusta usta bölümüne sorularınızı iletiyor olabilirsiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeninizi eklemeyi lütfen unutmayın. Bir de bir şey ekleyeceğim. Beğenmeyenleri de saygıyla karşılıyoruz ama niye, niye be beğenmediklerini <laughs> Aslında düzeltelim. <laughs> evet. Hatamızı düzeltelim yani. Evet. Orada, orada kronik bir dört kişi falan var. Tamam onu biliyorum ben. Onlar... Direkt dislike de başlıyor ol ya olaya. bilmiyorum hiç önemli değil. Eleştirileri bizi kamçılar. Ee, ya, yanlış yaptığımız bir şey varsa düzeltmeye çalışırız. Mantıklıysa eğer. En azından bilirim ya niye beğenmediğini evet. yaz abi. Yani. Evet bu yüzden bilmiyorum. beğenmedim. Evet, evet yani o kadar. Biz de biliyor Hani kızmayacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> e, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. E, Halit Volkan Üstadımız, onunla Üstadımız bundan sonraki süreçte de bizimle beraber olmaya devam edecekler. Otomotiv sektörü, otomobil dünyası hakkında konuşulmayan, göz ardı edilen, konuşulmuş ama çok derinine inilmemiş hemen hemen tüm konuları konuşmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi siz yeter ki desteğinizi bizden esirgemeyin. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Eyvallah. Teşekkür ederim.